Sezon başındaki amacımızdan sapmadık. Birinci amacımız kupada Final Four'a kalıp lig bitmeden Avrupa Kupası'nı garantilemek istiyorduk. Fakat çektiğimiz kurada iyi bir kura çekemedik. Beşiktaş'tan eşleştik. Beşiktaş'tan eşleşince yenilerek kupaya veda ettik. Bu da Avrupa ümitlerimizi tamamen Final Four'a çevirdi. İlk maçı Trabzon'da çok iyi hazırlandık. Aldıktan sonra ikinci maçı da bizim tek düşüncemiz pazartesi günkü maçı da alıp 2-0 yapmaktı. Fakat istediğimiz gibi işler gitmedi. Üçüncü maça kaldı. Ben her zaman daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Bu salonda oynamaktan zevk alıyorum. Çünkü bu salonda oynadığımız maçı aynı Trabzon'da oynuyor gibi hissediyorum. Çünkü Türkiye'de başka hiçbir yerde seyirci göremiyoruz. Bir Trabzon'da ve burada Göztepe'nin seyircisi var. Onun için taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Yalnız biz inşallah birinci ayağını geçtik. İkinci kısımda da Ankara Büyükşehir'le eşleşip oradan Avrupa Kupası vizesini almak istiyoruz. Bu maçta neleri iyi yaptınız? Bu maçta neleri iyi yaptık? Biz özellikle iyi savunma yapan bir takımız. Ortalama yediğimiz gol 26 ile 28 arası. Rakibimizi 26'larda 25'lerde tuttuğumuz zaman bütün maçları kazanıyoruz. Amacımız da bugünkü maçta rakibimizi 25-26 golün altında tutmaktı. Dünkü maçta da rakibimizi 24 golle tuttuk ama hücum yönünden fazla bir zenginlik gösteremedik. Bugün istediğimizi yaptık. Rakibi 24'lerde tutunca istediğimiz sonucu da aldık. Genelde Göztepe hızlı ucundan da oyuna çıkmaya çalışırken siz de hep oyunu sakinleştirdiniz. Kondisyonunuz sizce yeterli mi, yarı stratejik olarak mı davrandınız? Tabii ki stratejik olarak davrandım. Ben ayın 13'ünden bu tarafa bu 11. maçım ve 13 bin kilometre yol yaptım ben. İki İstanbul deplasmanı, bir Amasya deplasmanı, Final Four'a Antalya'ya gittim, İzmir'e geldim. Yani bir yoğun bir temponun içerisinde bırak koşmak, yürümek bile zor bir şekilde. En son dün bir antrenman yapalım dedik. Ancak antrenmanın bütün içeriğini bıraktık, salonda yürüyüş yaptık ya. Yürüyüş bile artık çocuklara zul gelmeye başladı. Sağ olsunlar, ellerine kollarına sağlık. Ben teşekkür ederim.